bu görmüş olduğumuz uygulama. Bunlardan bir tanesi Türkiye çekimi. Şu Türkiye çekimi. Lastik basıncının azaltılması, ikili lastiklerin kullanılması. Bu da bizim için büyük bir sorun. Bu tarz bir lastik kullanımı sıkışmayı azaltmaz, tam tersine yüzeyini genişletir. Sıkışma yüzeyini genişletir. Görmüş olduğunuz gibi bu tür lastikler kullanılır bu tür alanlarda. Biraz sonra göreceksiniz yine. Biz 3 ayda deneme yaptık. Yine 750 kilogram lastik yükü olan bir lastiği denedik. Çok kuru alanda, nemli alanda ve ıslak alanda denemesini yaptık bunu biz. Çok kuru alanda 50 santimetreye kadar bir sıkışma oluşturuyor. 3 PC kadar. Nemli alanda 58 santimetreye kadar iniş yapıyor. Ama ıslak alanda ise bu 63 santimetreye kadar çıkıyor. Toprağın 63 santimetre derinliğinde ıslak alanda bir geçişimizde baskı uyguluyoruz. Bunu 10 kere yapsak orada artık bir taş oluşturuyoruz. Ne yapmamız gerekir? Trafiği yönlendirmemiz gerekir. Böyle bir trafik olmamalı tarlamızda. Çünkü biz buradan verim alıyoruz. Biz buradan verim almadığımızı varsayalım. Biz buraya güvenerek insanları beslemeye çalışıyoruz. Solucan miktarını arttırmamak için, yani organik madde miktarını arttırmamız gerekir toprakta. Bunun en kolay yöntemi anızlarımızı yakmadan, anızlarımızı toprakta bırakarak onların çürümelerini ve böylelikle bir çürüme gübresi oluşturmasını, yeşil gübre oluşturmasını sağlamamız gerekir. Tuluk derinliği işlemenin en büyük sıkıntılarından birisi de hep aynı aletleri kullanmamızdır. Çok sık aynı aletleri kullanırsın. İşte diskaromuz vardır, sürekli diskaroyu kullanırız. Ama diskaronun genişliği, derinliği buysa bir süre sonra hep aynı derinliği işlemiş oluruz biz. Hep aynı derinliği sürersek altındaki tabakaya inmemiş oluruz. Ve hep aynı ürünü de ekersek, örneğin hep yulaf ekelim arazimize. Derinlik bellidir, hep aynı kök derinliğine iner. Alta toprağın inmez. Bir süre sonra orada yine bir tabaka oluşturmuş oluruz. Bunların önüne geçmemizin yöntemi dip patlatma. 25 ile 50 saat. Siz de biliyorsunuz. Dip kazanla 45 ile 75 saat arasında bir alanı çok rahatlıkla sürebiliyorlar. Burada bir alan kontrol yapmamız gerekir. Dip patlatmanın %50'ye kadar bir verim sağladığı görülmüştür. Ama dikkatli kullanmak kaydıyla. En basit özelliği de ilk dip kazanı geçmiş olduğumuz yerden 30-35 santim sağından veya solundan geçmemiz gerekir. Aynı noktanın üstünden geçmememiz gerekir. Bu bir risk teşkil eder. Gevşetmiş olduğumuz yeri bir daha basmak üstüne ikinci bir baskı teşkil eder. Ve bu çok sık yapılan bir tarımsal yanlıştır. Bizim tarımsal arazilerimiz inşallah böyle olmaz. Ben böyle bir tarımsal arazi dışında gördüm. Herkes diyor ki bunun nedeni kuraklıktır. Ben bunun nedeni kuraklık olduğunu söylemiyorum. Ben bunun nedeninin, bak farkındaysanız burası kaymak tabakası. Yani toprağa çok su veririz, toprağın üzerinde bir kaymak tabakası oluştururuz ve orası bir süre sonra sıcaklıktan dolayı çatlar. Bunun nedeni aslında kuraklık değildi. Bunun nedeni toprağın aşağıya süzülmemesi, suyun aşağıya, topraktan aşağı süzülememesidir. Ve bu süzülmemenin en büyük nedeni sıkıştırmamızdır. Bunun nedeni sıkıştırmadır. Bu toprak sıkışmıştır artık. Ve bu toprağı sıkıştırmak istemiyorsak, iyi bir verim almak istiyorsak toprağı sıkıştırmayacağız. Yine iyi tarım uygulamalarına dönersek, gübreleme yapıyor muyuz? Tarlalarda gübreleme yapıyor muyuz? Suyla birlikte mi yapıyoruz? Genelde mısırlara suyla birlikte veriyoruz. Suyla birlikte veriyoruz. Bunun bir avantajı olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Bir avantajdır bu. Ve bu %50 kadar bir avantaj teşkil eder. Nereye kadar? Sınırını aşmaya kadar. Fertigasyon denir buna. Yani gübreyle beraber suyun birlikte verilmesi işlemine fertigasyon denir. Belirli bir yere kadar verim sağlar, belirli bir yerden sonra da verimi düşürür. Ama diğer uygulama sistemine göre oldukça verimlidir. Örneği var.
patates de 7 kilo 7 ton alınırken de kadar klasik yöntemle yani gübreyi ve suyu ayrı verdiğimiz yöntemde 3,5 ton alınır. Bunun sera için örneğini söyleyeyim ben size. Domates de 35 ton seradan yine 10 dekara 35 ton alınırken klasikte 15 ton alınır. Bu önemli bir farktır. Arada hemen hemen %100 oynama yapar. Damlama sulama kullanıyor muyuz? Kullanan var mı? Damlama sulamada %50 su tasarrufu sağlar. Hatta bazılarına göre daha fazla sağladığını söylenir. Sıcaklığa göre değişir. Ama %20 verim artışı da garantidir. Damlama sulaması. Bir de damlama sulamanın çok büyük bir avantajı var. Bu tarz sıkışmış topraklarda göllenmeye neden olmazsınız. En büyük avantajlarından bir tanesi. İyi tarım uygulamalarında sebze ve meyvede devletin vermiş olduğu teşvik destek 50 TL dekardır. Dekara 50 lira verir. Serada ise bu 150 liradır. Makina uygulamalarında da %50'ye kadar makina desteği bütün tarımsal uygulamalar için söz konusudur. Bu 2014'e ait bir veridir. Bir dahaki yıl bu desteği vermeyecektir. Yine iyi tarım uygulamalarından bir örnek vereyim. Bu Serabil Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Biz onunla beraber bir veri aldığımız zaman 1 liraydı domatesin fiyatı. Pazarda iyi tarım uygulamaları sonucu elde edilmiş olan fiyatın bedeli 2,5 lira, 2,30 lira ile 2,70 lira arasında değişiyordu. Tüketici bizden ne ister? Güvenli gıda ister değil mi? En basit özelliği. Biz de kendimizden güvenli gıda isteriz. Neye güveniriz? Bir ustaya güveniriz. Bir de denetime güveniriz. Biz iyi tarım uygulamalarındaki denetimi belgeyle yapıyoruz. Ama bir süre sonra bu belge kavramı ortadan kalkıyor. Bunu dert etmiyoruz. Yani az önceki sertifikasyon kuruluşları dediğim sertifikasyon kuruluşları var ya, bir süre sonra alıştığınız zaman zaten bu sistemden vazgeçmiyorsunuz. Çünkü daha sağlıklı besinlerle kendimiz besleniyoruz ve tüketicilerimizi onlarla besliyoruz. Kalite müşteri geldiği zaman vardır. Ama ürün geri geldiği zaman kalite söz konusu değil. Biz de en iyi şekilde toprağa bizden ürün çaldığımızı bilerek gelecek nesillere iyi bir emanet bırakmak adına onu en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Meyve ağaçlarına zarar veren salyangozları ilaçlıyoruz. Ben az önce dere camlısı için konuştum. Bayağı bir ilaçlama yapıyoruz. İlaçlamayı yaparken nelere dikkat ediyoruz? Deveci armudunun en büyük sorunu nedir? Hangi kurttur? Hani şey olarak soruyorum bunu. Teknik olarak soruyorum. Yani i̇ç kurdu yapıyor. İç kurdunu atıyoruz değil mi? Altı ilaçlamayı biz iç kurdu için yapıyoruz. Kara leke bir de. Kara leke bakarım. Armut iç kurdu için atıyoruz. İç kurdu yapıyoruz. Şimdi biz armut iç kurduğu için, az önce elma iç kurduğu için gösterdiğim numune döveci armudu için de geçerli. Onun da fenomeni var. Onların fenomenlerini kullanarak bir sistem sağlayabilirsiniz. Şey için. Armut için konuşuyorum sadece. Sebzecilik yapıyor muyuz? Sebzecilikte ilaç kullanıyor muyuz? Örneğin ben bir yere uğradım. Salyangozların Danya'na şikayetleri vardı köydeki arkadaşların. Ve ilaç attıklarını söylediler. Onlara da aynı şeyi söyledim. Kül kullandım ilaç yerine. Bizim burada da odun yapılıyor değil mi? Odun yapılıyor. Kül kullanım büyük bir avantajdır. Hem yılanı, hem salyangozu, hem de diğer yumuşakçıları toprağınızdan uzaklaştırır. Büyük bir avantajdır. İlaç yerine çok büyük bir avantaj teşkil eder. Sizlerin sorunları var mı tarımsal olarak? Onlara değinelim birazcık da. Var mıdır tarımsal olarak bir sorununuz? Ben elma iç kurduğu için, armut iç kurduğu için özellikle bakıp varsa içeride listede reçete yapılabilen ekolojik olarak yani organik besin listesi varsa bakıp yazacağım size vereceğim. O ayrı. Gelelim dış kurdu, 24 senesine. Az önce ilaçlama da geldi. Denklerine şırıngalar var. Başka bir yöntemi yok mu? Cevizde. Başka
Yeni girmiş. Ha, yeni girmiş.